Semerkant'tayız ve Timur'un kabrinin hemen önündeyiz. Dün bu saatlerde yine ismi çok benziyor. Biz Semerkant'tayız, orası Konya Seydişehir. Dün Seydişehir'deydim ve Seydişehir'de çok önemli bir alim, Seyit Harun Veli Hazretleri'nin kabrinin yanındaydım. Ondan bir gün önce, yani bugünden iki gün önce de Amasya'daydım. Amasya şehir merkezinde, Amasya şehrinde nehrin hemen yukarısında Yeşilirmak üstünde Şeyh Şücaaddin İsa Hazretleri yatıyor. Büyük Veli, Halveti Şeyhi. Timur ne yapıyor? Ordusunun bir kısmını Amasya'ya gönderiyor. Ordudan evvel de Amasya'ya bir alim grubu gidiyor. Timur'un alimleri Semerkant'tan geliyorlar. Ve bu alimler şehre girdiklerine diyorlar ki sizin alimlerinizle bir münazara yapacağız. Bu münazarayı eğer biz kazanırsak ağır vergi vereceksiniz. Eğer siz kazanırsanız vergiden muaf olacaksınız. Yani Timur'un böyle bir kuralı var. Gittiği yerde kendi Semerkant'ta alimlerle oranın alimleri münazara yaptırıyor. Yenilirlerse vergi verecekler. Zaten verecekler. Timur ele geçirmiş. Kazanırlarsa vergiden muaflar. Neden? Alimleri muhafaza ettikleri için. Yani bu bile bir fazilet aslında. Timur'un alimleriyle Amasyalı alimler, bizim Amasya'daki alimlerin başında Şeyh Şücaaddin İsa var. Oturuyorlar. Timur'un alimleri diyor ki 10 soru soracağız size. Bu 10 soruyu bilirseniz vergiden muafsınız. 10 sorunun tamamını biliyor bizimkiler. Ve onların alimleri dönüyor Timur'a. Şeyh Şücaaddin İsa Hazretleri'ni övüyorlar. Timur Şeyh Şücaaddin'i yeğeniyle yanına çağırıyor ve yanında 2 yıl Şirvan'da tutuyor. Timur tekrar geriye dönerken, yani buraya, o iki alim Amasya'ya geri dönüyorlar. Mezarları Amasya'da. Evvel gün Amasya merkezde kabrinin başında Timur'u anlattım. 2 gün sonra şimdi Timur'un kabrinin önünde onu konuşuyoruz. Alimlere son derece hürmetli büyük bir zat. Birazdan içeriye gireceğiz. İçeride Timur'un kabrini göreceksiniz. Timur'un kabrinde, Timur'un baş ucunda bir başka alim Ömer Bek. Hoca Ömer Bek'in mezarı var. Kimdir o? Timur'un vasiyet ettiği, ben öldüğüm zaman bu zatın ayak ucuna beni defnedin dediği zattır. Ve nitekim Ulu Bey, Timur'un oğlu Şahru, babasının vasiyeti yerine gelsin diye Ömer Bey'in naaşını almış ve buraya getirip babasının başucuna defnettirmiştir. Sırf vasiyet yerine gelsin. Yani böyle de ilme alim önem veren büyük adamlardı. Moğol istilası sonrası Timur bu topraklarda yüzlerce medrese, belki binleri bulan tekke açtırarak Sünni İslam'ın yeniden bu topraklarda canlanmasını sağlamıştır. Buyurun kabrine geçelim. Bir Amasyalı olarak